Uzaktan eğitim olacak, yüz yüze eğitim olacak. Tabii haklı olarak onun derdindeler. Milyonlarca öğrenci ve veli en çok bu soruyu merak ediyordu. Cumhurbaşkanı Erdoğan son noktayı koydu. Okullar 6 Eylül'de açılıyor. Okullarda 6 Eylül'de yüz yüze eğitimin başlamasıyla birlikte öğrencilerle irtibatlı ancak henüz aşı olmamış öğretmen ve diğer personelin haftada en az 2 defa PCR testi yaptırmasını isteyeceğiz. Personelimizin, öğretmen kadromuzun tamamı şu anda bütün aşıdan tamamlanmış durumda. Bugün itibariyle de velilerimize sabah mesajlarını çektik. Fark Koleji ailesi olarak aşılı bir şekilde sizleri bekliyoruz. Ama öğrenci velilerimizin de aşıları tamamlayarak öğrencilerini göndermesini önemsediğimiz için onları hatırlatma mesajı çektik. Okulların açılış tarihinin netleşmesiyle 2021-2022 eğitim ve öğretim yılı için tüm belirsizlikler ortadan kalktı. Eğitim ordusu için dersleri 6 Eylül'de çalacak. İlk etapımız 23 Ağustos'ta 8 sınıf öğrencilerimizin LGS hazırlıklarıyla başlayacak. 31 Ağustos'ta ana sınıflar ve 5. sınıflarımızda da oryantasyon eğitimine devam edip 6 Eylül'de de Türkiye genelinde olduğu gibi okulumuza da eğitim öğretim start verecek. Onun heyecanını ve mutluluğunu yaşıyoruz. Haftalar öncesinden yüz yüze eğitim için hazırlıklarını tamamlayan Fark Koleji'nde bir yandan da kayıtlar devam ediyor. Kayıtlı öğrenci sayımız 260'ın üzerinde ama kayıt yenileyip bekleyen 150'nin üzerinde yeni kayıtlarımızla birlikte var bu. Onlar dahil değil. Biz Eylül 6'da inşallah 300'ün üzerinde bir sayıyla eğitim öğretime başlayacağız. Bu yıl 4. mezunlarını verecek olan Manavgat Fark Koleji için 2021-2022 eğitim öğretim yılının önemi büyük. Biz ilk başladığımızda 8 fen lisesi, geçen yıl 13 fen lisesi. Bu yılki mezunlarımızda öğrenci sayımız az olmasına rağmen 26 öğrencide 7 tane fen lisesi çıkardık. Yani o orana vurduğumuz zaman nitelikli okul kazanan öğrencilerimiz de var bunun yanında. Muazzam bir başarı. Hani bu öğretmenlerimizin gayreti. Öğrencilerimizin inanmışlığı, altyapıdan getirdiğimiz öğrenciler. Ha ben şunu iddia ediyorum. 2022 yılı Fark Koleji'nin altın dönemlerinden biri olacak. Belki Fark Koleji tarihinin en başarılı dönemini yaşayacağız. Ve iddia ediyorum şu an en az 20 fen lisesiyle bir seneye burada olacağız. Çünkü ortaokul birden getirdiğimiz öğrenciler ilk defa kendi 4 yıl emek harcadığımız öğrenciler mezun edeceğiz. Pandemi sürecinde milyonlarca öğrenci eğitimden yoksun kaldı. 1,5 yılı evlerinde geçiren eğitim ordusu için bugün yüz yüze eğitimin önemi çok daha iyi biliniyor. O yüzden Covid önlemlerinden asla taviz verilmeyecek. Ev çocuğu modundayız. O dilden kurtulmamız lazım. Öğrenci diline dönüp öğrenci modeline dönmemiz gerekiyor. Bunun da tek bir çaresi var. Okulda yüz yüze eğitim. Yoksa çocuklarımızı kaybedeceğiz. Hedefimiz sağlık koşulları aksini gerektirmediği sürece salgın öncesinde olduğu gibi okullarımızda tam zamanlı yüz yüze eğitimi devam ettirmek. Eylül ayında okullarına kavuşmayı bekleyen milyonlarca ilk, orta, lise ve üniversite öğrencilerimizin çeşitli sektörlerde işlerine dört elle sarılan vatandaşlarımızın geleceğinin bu konuda kat edilecek mesafeye bağlı olduğunu aklımızdan çıkarmamalıyız.